Çocuklarda disiplin nasıl sağlanır? Nasıl sağlanacak hocam? Annemiz nasıl sağlardı? Terli eline aldı mı? Biz kendimize çeki düzen verirdik. Olmaz. Disiplin deyince ne geliyor akla? Dövmek, bağırmak, azarlamak, çatık kaş. Mutlaka bir ceza. Bu mudur disiplin? Hocam bizim zamanımızda öyleydi disiplin. Şimdi disiplin demek çatık kaş demek değil. Disiplin demek bağırıp azarlamak değil. Disiplin demek dayak değil. Kızmadan, bağırmadan, güler yüzlü bir şekilde de disiplin sağlanamaz mı? Hocam sağlanabilir mi? Sesini yükseltmek yerine alçaltarak bunu çok iyi yapan öğretmenler gördüm. Şimdi genelde kızdığı zaman bağırıyor. O ne yapıyor? Çocuk almaması gereken bir şey alıyor. Onu almıyoruz değil mi? Çocuk şaşırıyor. Hiç alışık olmadığı bir durum. Bağıran yok gözün içine bakarak almıyoruz değil mi diyen, kısık sesle konuşan, ona doğru eğilmiş bir öğretmen var ortada. Ama evde ne yapıyorsun, onu nasıl alıyorsun, alamazsın onu diyen bir anne var ya da bir baba var. Bağırmak şey yaramıyor aslında. Neden? Bağırdığınızda daha yüksek sesle bağırmanız, daha da fazla bağırmanız gerekiyor. Belli bir süreden sonra artık çocuk buna alışıyor. O zaten bağırır diyor. Takmamaya başlıyor. Yani ne demek? Disiplin, bağırıp azarlamak, çatı kaş, ceza vermek anlamına gelmiyor. Disiplinli olmak demek, tutarlı olmak demek, kararlı olmak demek, kurallı olmak demek, belli bir programa göre davranmak demek. Bir kural koyuyorsunuz. Herkes odasında yatmalı. Annenin, babanın odasında yatılmaz. Yatan da zaten yatılmaz. Gelip o hep ortamızda yatıyor hocam. Niye yatıyor? E hocam ağlıyor, korktuğunu söylüyor. Ne yapalım? Herkes kendi yatağında, kendi odasında yatacak. Kural bu. Bu kuralı koyunca kararlı olmanız lazım, net olmanız lazım. Anne ve babanın birlikte kararlılıkla bunu uygulaması lazım. Bakıyor ağlıyor çocuk çok. Ya babası ne olur bugün yatıversin. Şimdi bir gün uygular bir gün uygulamazsan olmaz. Bir defa disiplin içinde ne var? Bir kural koyma var. Bu kuralları titiz, dikkatli bir şekilde takip etme ve uygulama var. Ha, arada esnetilemez mi? Tamam. Çok katı olmadan arada esnetiledebilir. Ama kurallar var ve bu kurallar herkesin kabul ettiği ve uyguladığı kurallar. İki, disiplinde ne var? Evet ve hayırı yerli yerinde kullanma var. Her şeye evet değil, her şeye hayır değil. Dengeli bir şekilde evet, hayır. Neye evet, niye hayır? Bunu da izah etme açıklama var. 3. Disiplinde ne var? Sınır koyma var. Her istediğini istediği şekilde rahatça yapma yok. Sınırlar var. Neyi yapabileceğini, neyi yapamayacağını görme, anlama, bilme var. Bunu öğretmek var. Amaç ne olmalı? Kurallı çocuk. Kurallara uyan, kuralları bilen bir çocuk yetiştirmek. Kurallar çok önemli. Kurallı çocuk yetiştirmek lazım ama kuralcı çocuk değil bak. Bu da yarın hayatın içinde beraber yaşadığı insanlara sıkıntı verir. Kuralcı değil, kurallı çocuk. Kuralları olan, kurallara uyan ama kuralları esnetmeyi bilen. Biz de öyle olmalıyız ki çocuğumuza bunu öğretebilmeliyiz. Disiplin çok önemli bir şey. Disiplinle büyüyen çocuklar daha uyumlu oluyor, daha başarılı oluyor. Yapılan çalışmalar bunu gösteriyor. Çocuklarda disiplin sağlamadaki altın kural nedir? Kararlılıktır. Şimdi diyelim ki bizle beraber yatamazsın. Odasında yatacak. Ağlıyor, yıkıyor ortalığı. Anne baba hadi diyor bu defalık yatsın. Olmaz. Kararlılık. Yatamaz. Gerekirse bir gün, iki gün ben uykusuzluk çekerim. Ama o şunu bilir. Ağlasam da, sızlasam da, patlasam da ben kendi odamda yatmam lazım bir defa kararlılığımız karşısında o teslim olacak. Kim teslim oluyor? Biz teslim oluyoruz. Sonunda artık dayanamıyoruz. Tamam tamam diyoruz. Bari uykusuz kalacağımıza, bu kadar millete rezil olacağımıza dediğini yapalım bari. O kararlılığıyla bizi yeniyor. Doğru mu değil mi? Çocukların en büyük yeteneği nedir biliyor musunuz? Anne babanın kararsızlığını çok iyi şekilde görüyor ve bunu kullanıyor. Net Kararlı bir şekilde yaklaşan anne babanın karşısında çocuk geri adım atıyor. Ama o kararlılığı bizde görmese ne yapıyor? O bizim üstümüze gitmeye ve üstümüze gelmeye başlıyor ve bizi pes ettiriyor. Bir defa çocuk neyi görmeli? 1. Kuralların duruma göre değişmediğini ve her durumda uyması gerektiğini görmeli. 2. Anne babanın aynı şekilde onu uyguladığını görmeli. 3. Kurallarda küçük esnetmeler de olsa her gün aynı şekilde yapıldığını görmeli ve bilmeli. Bu durum her gün için ve her ortam için geçerlidir demeli çocuk. 4. Kararlılığınızı görmeli. Şimdi kural, sınır, yanlış olan davranış bir defada bir kez yapılarak düzelmez. Ya da oturmaz çocukta. İlk seferinde anlamayabilir uymak istemeyebilir. Ancak her seferinde aynı tepki. Her seferinde aynı duruş karşılığında çocuk geri adım atmak zorunda kalacak. Uyacak ona. Mecbur pes edecek. Benim çocuklarım ben bir şeye hayır diyorsam onun hayır olduğunu bilir hiç evet için benimle mücadele etmez. Neden? Daha önceden ettiler kaybettiler. Şimdi benim üniversiteye giden bir kızım var ama lisede de aynı. Baba Arkadaşlarımda kalabilir miyim? Kalamazsın kızım. Benim hassas olduğum, bana gelen binlerce vaka var. Hassas olduğum bir konu bu. Olmaz. Kalacaksa arkadaşım bizde kalsın. E baba ben arkadaşlarımı kalamazsın kızım. Şimdi bir söylüyor, iki söylüyor, üç söylüyor, dört söylüyor. Ben bunun önünü açmıyorum. Kalamaz. Şu anda arkadaşları gelip bizde kalıyor. E baba diyor ama diyor annesi diyor ki e, ee, benim kızım sizde kalıyor sen de bizde kal. E kalmasın bizde. Yani ben göndermiyorum. Artık kızım böyle bir teklifle bana gelmiyor. Gelmez. Şunu biliyor. Boşuna söylememin bir anlamı yok. Babam zaten bunu kabul etmez. Babamın bu kuralı. Hoşuna gitse de gitmese de oturdu mu bu oturdu. Benim kuralım. Benim hassasiyetim bu. E direndi mi direndi. Ama net duruş karşısında o buna uymak zorunda kaldı. Hocam aslında biz kural koyuyoruz. Ama onun ağlamasına dayanamıyoruz. Ağlamak çocuk için dikkat çekmek. Ağladığında ne yapıyor? Velveleye de veriyor ortalığı. Anne baba tamam yeter artık sus diyor, teslim oluyor. Ve çocuk şunu görüyor. Ağlamak işe yarıyor. Bağırmak işe yarıyor. Ağla, bağır. Verecek onlar. Ve sen kazanacağına o kazanıyor. O pes edeceğine sen pes ediyorsun çünkü. Ağlama davranışını söndürmeniz lazım ağlasa da kendini yerden yere de atsa kararlılık. Net olma. Annenin babanın aynı şekilde net durduğunu gören ve kararlı bir şekilde hareket ettiğini gören çocuk ağlamasının da işe yaramadığını fark ettiği anda geri adım atar. Ve kuralları kabullenip uymaya başlar. Bak benden söylemesi. Ve madem yüreğin dayanmıyor o zaman göz göze gelme kuralı söyle bakma ona. Bakarsan dayanamayacaksın çünkü bakma. Yürü de odana. Net ol. Ve o önce bir şaşırır ama daha sonra sizin kararlılığınız karşısında kesinlikle pes eder. Pes eden siz değil o olmalı. Tamam mı? Evet arkadaşlar. Bu konuda sizler hangi konularda disiplin oluşturamıyorsunuz? Hangi sorunları yaşıyorsunuz? Ne şekilde çözümler ürettiniz? Yorumlarınızı bekliyorum. Hocam çocuklarda disiplini nasıl sağlarız diye sorular vardı. Ondan dolayı bu videoyu çektim. Eğer beğendiyseniz dostlarınızla paylaşın. Bunu zaten yapıyorsunuz. Youtube kanalımı takip etmeyi unutmayın. Zil var zile de tıklayın. Katıl butonumu aktifleştirdim. Kanalıma katkı sağlamak isteyenler sağlayabilirler. İzleyin, izlettirin. Başka videolarda görüşmek üzere.